Evet kızlar, Azat Usta inşaat malzemesini almış, bahçeye gidiyoruz. Açmış mı bunları bile dışarıda? Kızlar bir bahçeye gidelim. Bugün hava biraz güzel. Eşim de boş. Orada bir kendimize bir kapı falan yapmak istiyorduk. Değil mi Azat? Azat da sana yardım eder artık babası. Verirse testereyi bana. Anneannenin taç. Hadi gel arabaya bin de gidelim. Çabuk Mirzoş da kalktı. Ya. Hadi kızlar, orada açayım artık size videoyu. Hey. Aa, bak kapatma diyor ama gideceğiz. Ya, gidiyoruz ya işte. Hadi gidelim bahçede, sır bahçede yap. Hadi elini al, içeride elinde dursun bari. Nasıl seviniyor. Ablaları bak nasıl seviniyor. Kış kış ediyor yapraklar. Tavuklar şu orada, gidelim bir bakalım. Hani tavuklar orada mı da Azat? Tavuklar orada. Ya orada da kuşlar var. Bunlar da başkalarının bahçeleri Azat. Ya biz de tamir edeceğiz. Bir sürü işimiz var. Ya ver elini anne. Yine kadın geldi. Allah'ım çok meraklı bir kadın var burada. Her geldiğimizde bizi yakalı dersin. Bizi bekliyor. Kapıda şu bahçenin çitlerini falan yapsaydık da bizi görmesi. Evet kızlar, şurası bana ait işte. Burayı düzenleyeceğiz yavaş yavaş. Böyle yapılacak şeyleri yaparız. Çünkü havalar soğudu ya, fazla bir şey yapamayız ama en azından atılacakları neyim atarız. Azat da böyle oynasın. Buraları tabii çit yaparız şu gördüğümüz yerlere. Azat dışarı çıkmasın diye. Azat buradalar tavuklar. Bak bak. Kızlar, sizi cici bücürükler sizi. Selam veriyorum size. Ne yapıyorsunuz öyle? Ya siz çok mu meraklısınız öyle? He? Alo. Bak size Azat'ı getirdim. Size Azat arkadaşı getirdim. Bu sizi çok dert yanıyorlar. He? Aman. Kızlar geçen soğan ekmiştim burada. Su yoktu da. Bugün su getirdik. Bakalım bir şey olmuşlar mı soğanlara can. Daha çıkmamışlar. Daha kaç gün oldu da. Su getirdim ya. Burada çeşme kapanıyor 10. ayda. Git al gel onu. Ön tarafta. Ben nasıl getirdim, çocuğun elini tuttum. Bakın burada biberler daha hala yeşil. Ara ara gelip suluyoruz ki şey olsunlar. Buraya hemen soğanlara da sulayalım da. Çillensinler hemen. Hadi bakalım. Evet kızlar, burası henüz şu an çalışma odası ne zaten ki? Biliyorsunuz o öl. Yağ işte bu. Şey yağ. Fetterei und Schmiert Auto und bu işte yağ. Makineleri falan yağlayabiliyorsun sonra kullandıktan sonra. Şöyle bu çıtalar var burada. Anne. Amca bırakmıştı bize zaten. Anne. Bunlardan biz bir bahçe kapısı yaparız. İyi kötü yapabildiğimiz kadar. Anne. Yani maksat biraz kapansın değil mi Azat? Azat da hiç yerinde durmuyor ki. Bir oraya. Heh, nereye gideceksin şimdi? Sana piskot verir mi Azat? Anne sana hami getirdi. Ya. Hami. Kızlar bunları tanıyan var mı? Aman bu çililiymiş ya. Allah sana ne diyor. Acısını almış. Aşkım gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor lan. Ağzı çok küçük. Ver onlar elini keser insanın. Yok sonra düzelteceğim. Bak bir tarafın hep uzun bir tarafları kısa. Tahtalar ikileri uzun ikileri kısa. Bak aynı öyle orta yapmamışsın. Egal de böyle olsun. Bir şey olmaz çakarken bir uzun yüksek. Sen ne diyorsun? Yaparız bilen model zaten öyle oluyor. Tahtanın birini uzun tamam, hadi tamam şunları ver de. Al. Şunun üstüne koyup kessen daha mantıklı. Amca buradan kesiyor hele. Tahtaları koyuyor kesiyor. Yanları buradan kesiyor. Bak şöyle indireceksin, şöyle keseceksin. Hayatım şöyle düz. Nasıl hızlı oldu? Ne
uzun birini kısa montaj edeceğiz. Bir saniye, bir yürüdüm de. Şimdi bana düz konta plak bul da. Üstüne yapak konta plak. Aslında konta plak üstüne olmayacak. Şöyle düzelteceğim, öyle yapıştırmayacağım. Kapıyla olmaz. Tamam, tamam. İlk önce şeyini yapak. Bak, bak şu altları bir olacak. Tamam. Şöyle diyelim, bak şu aralıklar. Fark etmez, uzun olsun şu an. Bak, he, altları düz olsun, üstler uzun olsun. Önemli değil. Şöyle yapacaksın. Bir de bu çok kısa, o önce kesmiştim. Burada hepsini de çok kısa yaptım. Yok, fark et. Şunu bunu biraz keseriz. Keseriz, bir şey olmaz. Şöyle yap gitsin. Şunları. Dur ben senin beşiğini getireyim de senin memeni giyeyim. Bu da iyi. Tamam, bu da iyi değil mi? Ölç kaç metre oldu kapı? Yeter. Çok geniş olmasın zaten, yer yok o kadar. 80'lik 80 olsun. Şu şu şu. Tamam tamam, dur bir. Çık. Koy bir şuraya, koy şuraya. Bu da küçük. Şey, şu da küçük. Hepsi yok, küçük. Yeter bu kapı. Fil mi girdireceksin içeri? Şunu da koyduk mu yeter. Al şunu. Yok yok, çok büyük oluyor. Valla büyük değil. Ancak ona değil, şunu koy. O çok kısa. Tamam, onun ucularını birleştirmem lazım. Çıkın. Ha, şimdi bunlar dur. Şu bence var ya. Şu. Oraları düzleştir. Yok, bu ortalar büyük olsun. Şunu şöyle alak. Fark etmiyor ki şöyle. Ne olacak? Yok da yani büyük olması ne alalım? Niye böyle hani şey dursun, ne olacak ki? He de biraz düz olsun ya da bunu ters çeviririz, burayı üste getiririz, orayı alt tarafa bence gelir. Birleştirelim, onu keserim. Bak şunu az bir şey, şunu kes. Ben buralara tahta çakayım, keserim. Şunu az bir kes şuradan. Evet kızlar, eşim makinenin ağzını evde unutmuş. Şöyle bu vidaları sıkılamak için kapı yapacağız ya, koyan işte. Onu almaya gitti. Azazı da uyutmaya çalışıyorum ama uyumuyor kızlar. Yani baktım böyle kapılar 50-60 euro. Burada da tahtalar vardı. Dedim ki can kendimiz yapalım. Hem de çok basit zaten kapı yapmak. Bu bittikten sonra da zaten şeyi yapıyorsunuz kızlar. Böyle menteşeler var kapıya. Bir de şöyle iki tane yan tahta. Amca da sanki bilmiş biz kapı yapacağız. Şöyle tahtalar var. Aslında bunu amca asma için almış kızlar. Üzüm bağı yapmak için. Ama bizim işimize yaradı. Hadi bakalım can gelsin de ondan sonra devam size göstereyim bari bugün biterse. Dur bari azıcık da kendimi göstereyim kız. Evet. Azada da Niloya'yı açtık değil mi Azat? Niloya'ya bakıyor. Bakıyor ki canı sıkılıyor. Mahsustan bize şey yapıyor kızlar, duygu sömürüsü yapıyor. Hemen diyor ki anne koku, anne koku ki gidip onu alalım diye. Evet kızlar, bu arada da bütün güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz de demedim değil mi videoyu açar açmaz. Farklı bir açılış oldu. Yeniden hoş geldiniz hepiniz diyorum. Rümeysagil de biz de biliyorsunuz Rümeysam da hastalandı. Kızlar geldiği gün demek ki hastalığı kalkmıştı. Bizim evde patladı, yazdık. Sabaha kadar istiğfar etti kurban olduğum kuzumcuğum benim. Yatıyor evde şimdi. Evde de Simiş'le Sara var. Mirzoş'uma da onlar bakıyor. İnşallah Mirzoş'um da hastalanmaz da. Bu gerçek bu salgın bir grip gibi bir şey, bu geçmiyor kızlar. Ben neredeyse 3 hafta olacak ve hala çok hasta, halsiz, sesim yerinde değil. Kimle görüşsem, konuşsam onlar da diyor ki biz kaç haftadır çekiyoruz, bu normal grip gibi hemen de geçmiyor da. Bakalım geçecek inşallah Allah'ın izniyle. Rabbim herkese şifa versin değil mi? Hadi bakalım, sonra yine görüşürüz inşallah. Kızlar eşim getirdi makinenin ucunu. Şunları da yapalım hemen. Bitmiş olur zaten. Şurada da boya var da onu da cila çekeriz artık kapı bittikten sonra. Tamam. Tam iyiydi işte, niye bozdun? Dışarıda çocuklar da oynuyor. Diyorum ya sana, ses yapıyorsun da buna diyorsun ses yapıyor. Yok buna ses, Azat uyuyor diye diyorum ses ha. Fazla. Oraya ne yapabilirim? Maşallah. Kocam da her işe yarıyor. Şımarmasın da. Sen sakın şımarma. Tüm sakın şımarma.
Uyuyorlar çok güzel. Senin çocuklar hep uyuyor mu evde? Yani kızlar uyuyor. Mirza ayakta. Dişlerini yerim ben. Hemen güldü beni böyle. Herkese gülüyor kızlar. Gördü her bir objeye gülüyor. Çocuk rüzgar gelse ona gülüyor. Güneş çıksa ona gülüyor. Aynı anneannesi. Böyle dönüyorlar. Güçlü işte yavaş. Parmağını. Yo yo sen kıracaksın. Aferin. Ver bir tane daha. Şimdi alışlayalım. Ver. Bir tane de şuraya. Bunlar da destek yapalım ki şey olsunlar. Kızlar. Ben çapıyorum. Tamam, bir şey olmaz gidiyor. Tamam ver. Vermiyor. Çok eğlenceliymiş. Hele Serpil'in babası o için akşamlar tahtalarla uğraşıyormuş. Bunlar da böyle fazla tahtalar önünde falan da. Şöyle ye dedik sağlam olsun değil mi? Ne olur ne olmaz. Al hadi kendi işini yap hadi. Ben daha bir sürü... Evet kızlar şu an kapımızın iskeleti bitmiş üzere. Tabii şu üstte tabii biraz daha tamir işi var. Düz yapacak eşim onları. Bir de çevirsene can arkasını nasıl yaptığımızı da görsünler. Tabii bunların işlemi daha bitmedi. Boyanacak. Ama şöyle boyanacak işte. Şu tahtalarda böyle destek amaçlı olan tahtaları da kullandık. Değil mi? Vallahi çok güzel oldu can. Eline sağlık. Henüz daha bitmedi ama şimdiden bile çok güzel. Aferin sana. 10 puan. Neyse hadi bakalım biraz daha devam edelim. Sonra da eve gideriz. Karanlık oluyor. Burada ceyran yok kızlar. Kızlar. Bu yeni günden merhaba diyorum. Çünkü dün sizden beraber bahçeye gittik. Biliyorsunuz kapı falan yaptık biraz. Çekemedim. Dün akşam olmuştu. Şimdi bebişleri gösterecektim size. Mirzoşumdan azaldı. İkisini de bici bici yaptılar. Yatıyorlar maalesef. Hiç blokumda mirzoş yok. Neyse. Vallahi de. Vallahi bir tek geldiniz. Bir çektim. Hep diş tek gelmiyor. Bugün çek o zaman. Bugün full çektim. Azat'la da aynı kombin yaptılar. Aynen. Azat kendini mahvetti. Aynen. Yemek dökmüş. Üstüne yemek döktü. Bir de çay döktü. Olsun evden öyle olacak neyse sanki. Neyse ama o şekilde. Bir de şeyi daha unutmadan kızlar selam istemişler. Diyarbakır'dan Kadriyeciğime buradan selamlarımı gönderirim. Çünkü çok severek takip ediyorlar. Hepiniz çok severek takip ediyorsunuz ama bazen böyle özel istekler oluyor. Onlar da elimden geldiğince yerine getirmeye çalışıyorum. Bir de Almanya'dan Gülbahar. Gülbahar'ıma selamlarımı gönderiyorum. Hanover. Hanover. İşte orada. Hanover. Ama biliyorlar işte Almanya'dan. Evet, annen sen İngilizce'ye çevirdin direkt. Hanover. Şey söyleyecektim kızlar ana kadar güldüm o kelle paça çorbası yapmıştım ya. Hı. Yemin ederim ben bilmiyordum ki dişlerine çıktığını. Meğer dişleri de çıkıyormuş ya onu kaynatırken. Kızlar biz köy yerinde ben ne bileyim çocukluğumdan beri buraya gelmişim. Burada etrafımdaki insanlarda yaptıklarında da hiç kimse dişini çıkarmıyordu. Diş mi? Tertemiz yıkıyorlardı. İşte hani ben de çok temiz yıkadım. Tertemizdi zaten taze kuzuydu. Öyle saçmak yok hani büyük kuzu keserseniz tabi onlar daha bir hijyenikler daha şey etmeniz lazım da ondan sonra siz yazdıktan sonra ben bir YouTube'a baktım kelle paça yazarak bazıları dişlerini gerçek çıkartmış bazıları da çıkartmıyor ama bir dahakine de kasabıma diyeyim ki bana dişlerini sök yazık benim kuzumun dişleri de valla benim dişlerimden daha beyaz ve güzellerdi. Tazeydi yani bunu da bana yazdığınız için teşekkür ediyorum. Siz de beni bilgilendiriyorsunuz. Çünkü ben bilmiyordum gerçekten dişlerinin de çıktığını. Düdüklüye atıyor. Haşatı çıkıyor. Hele biri yazmış ona gülmekten öldüm. Selamlarımı gönderip çok komik yazmış diyor. Ben ağzını burnunu kırıyorum. Dilimi böyle çok komik bir şekilde yazmış. Vallahi okurken çok güldüm zaten. Ona da kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Öyle işte yani. Rümeysa'mdan zaman geçiririz hasta hepimiz. Ben iyileştim ama. Rümeysa'mdan daha düzeldi. Evet. Bir de diğer ailenin fertleri düşünmek aynen, üzere. Aynen Kadir ve Azat. Evet Azat da sabaha kadar kustu ya neyse ne iyileşirler öyle. Geçir. Birkaç ay böyle. Salgın var sanırım evet. Var var çok var. Neyse kızlar sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir dahaki blokta da görüşmek üzere. Hadi bakalım. Mirzoş'u gösterecekti. Ama yatıyor. Ha sana mı? Onu başka bir blokta çekelim. Tamam. Onu bir sadece ben şey yapmak istiyorum aslında. Tüm gün Mirzoş'la Azat'ı çekmek istiyorum. Yapabilirsin. Fırsat olursa inşallah. Diğer çocuklarımdan fırsat olursa o ki ben işini çekerim inşallah size. Hadi bakalım.
Mirzoş. Mirzoş uyanmış. Değil mi? Dur düşme oğlum. Yerine kurban. Dayı da daha yatırmış dayı. Aynen. Mirzoş. Mirzoş direkt. Mirzoş fıs fıs. Hani zebra gibi olmuşsun sen. Bir gülsene. Ablalara. Halo de ablalara. Halo de. Heyecanlanıyor. Telefonun kapı parlıyor ya, ona heyecanlanıyor. Seni yerim çocuk. Mirzoş. Seni yerim çocuk. Kırk yapacağım o Mirzoş. Kırk yapacağım o. Hakim onu güldürüyor. Ancak babasına gülüyor ancak. Bize sadece ağzını açıyor. Akife de ha 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 yapıyor. Ay gazı çıktı. Değil mi Mirzoş? Değil mi Mirzoş? Hani dayı nerede? Dayı. Nasıl seviyorlar birbirini? Aynen. O ona gülüyor, o ona gülüyor. Bir de dokunmaya çalışıyor Mirzoş'a zaten. Ne oldu? Telefonun şeyine, ışığına bakıyor. Ne var kanka? Arkası parlak ya. Ha. Ona bakıyor. Sen bak havaya bakıyor şimdi de. Onu takip ediyorum hele. Mirzoş, göz doktorunda mısın? Cüc Mirzoş. Bye bye. Bye bye de bye bye. Bye bye.